hiç konuşur mu? Siz ne dersiniz? Siz hiç gözlerinizle bir şey anlattınız mı? Gözlerinizle konuşmadınız mı? Sözleriniz yetersiz kaldığında bakışlarınızla kendinizi, derdinizi ifade etmediniz mi? Sevginizi, saygınızı, acınızı, sevincinizi gözlerinizle anlatmadınız mı? Kültürümüzdeki şu deyimleri bir hatırlayalım. Gözleriyle konuşmak. Sen sus, gözlerin konuşsun. Gözler yalan söylemez. Gözler kalbin aynasıdır. Ve daha niceleri. Göz, insan ruhunun sır kapısıdır. Çoğu kez karşınızdakinin konuşması pek inandırıcı gelmediğinde gözlerimin içine bakarak konuş demiyor muyuz? Sevincin, neşenin, mutluluğun var olduğunu, hırsı, kini, öfkeyi, intikamı da gözlerden anlamıyor muyuz? Şu gerçeği de unutmamalı. Her şeyi gören göz kendini göremez. Marifet kendini görmektir. Şimdi hikaye zamanı. Genç çift yeni taşındıkları evlerinde kahvaltı yaparlarken karşı binada çamaşır astığını gördüğü komşusunun çamaşırlarına bakarak kadın kocasına der ki, bak çamaşırlar temiz görünmüyor. Çamaşır yıkamayı bilmiyor. Ya da doğru deterjanı kullanmıyor. Kocası bir şey söylemez, kahvaltısına devam eder. Bir süre bu böyle, karşı komşunun her çamaşır astığını gördüğünde kadın aynı şeyleri söylemeye devam eder. Yaklaşık bir ay sonra bir gün kahvaltı yaparlarken yine komşunun astığı çamaşırlara bakarak kadın şaşırır ve "Aa, çamaşırlar tertemiz. Çamaşır yıkamayı öğrendi ya da doğru deterjanı buldu. Acaba kim öğretti?" diye sorar kocasına. Kocası kafasını kahvaltıdan yavaşça kaldırır ve der ki, "Ben bugün erken kalktım ve camları sildim hayatım." Evet, kendi burnumuzu göremeyiz ama başkasının burnunu çok net görebiliriz, değil mi? Gözlerimiz bizim pencerelerimizdir. Onları kirden arındırmazsak eğer hayatın net ve kaliteli göremeyiz. Etrafımıza gönül gözüyle bakmak, dış görünüşte takılıp kalmamak ki dıştaki çirkinlikler yürekleri sarmasın, mani olmasın içteki güzellikleri görmeye. Hazreti Mevlana, insan gözdür. Öte yanı deriden ve etten başka bir şey değildir. Gözü neyi görürse değeri o kadardır insanın demiş. Doğuştan görme engeli olan bir adam gece karanlığında ezbere bildiği bir yolda ilerlerken yolunu aydınlatmak için elinde bir fenerle yürür. Karşıdan gelen ve kendisini tanıyan bir şahısla karşı karşıya geldiğinde bu şahıs kendisine "Bre kör adam, sen zaten körsün. Görmüyorsun ki o fener senin ne işine yarayacak?" der. Görme engelli adamın cevabı ise şöyle olur. "Fener kendim için değil, senin gibiler için taşıyorum ki ben onları görmesem de onlar beni görsün ve çarpışmamış olalım. Benim gözüm kör ama senin kalbin kör olmuş. Asıl kör olan ben değil, sensin." der. E gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Sözünün ne kadar gerçek olduğu burada ortaya çıkıyor. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en büyük özelliği görmeyi gönül gözüyle yapmasıdır. Çiçeğe bakan bir insanla bir hayvanın farkı ancak eylemleriyle algılanabilir. Çiçek bazı hayvanlar için yenecek bir ot iken bazı hayvanlar için de bal yapılabilecek bir vasıta olur. İnsanlar için de aynı şey geçerli. Kimisi çiçeği sevgilisine götüren bir araç olarak görürken kimisi de Allah'ın yaratıcı gücünü görür. Güzel bakan güzel görür, güzel gören hayatından lezzet alır. Dünya gözüyle bakan yüzü, gönül gözüyle bakan özü görür. Güzel bakıp özü görebilmek dileğiyle.